Güneydoğu Televizyonu ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Haydi Konuşalım programı ile siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Malumunuz olduğu üzere pandemi COVID-19 tüm dünya genelinde etkisini devam ettirmekte. Neyse ki son zamanda özellikle Ocak ayından itibaren aşının bulunmasıyla ve dünya geneline dağıtılmasıyla birlikte yeni normalleşme anlamında önemli adımlar atıldı. Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu'nun ardından da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan özellikle yapmış olduğu açıklamada birçok yani mavi iller anlamında biraz daha normalleşme anlamında tedbirlerin gevşetilip insanların normal hayatlarına dönmesi için çeşitli genelgeler yayınlandı. Hal böyleyken önümüz bahar mevsimi havalarda ısınmaya başlanmasıyla birlikte güzel şehrimiz Şanlıurfa'da turistleri ağırlamaya devam ediyor. Turizm sezonunun başında bugün Şanlıurfa'mıza çok değerli misafirler geldi. Hatta önceki gün Şanlıurfa'mıza çok değerli misafirler geldi. Onları bu akşam stüdyomuzda sizler için konuk edeceğiz. Ve hepimizin benim sizlerin kendi bilgilerinden istifade edeceğine de yürekten inanıyorum. Şimdi sizlere stüdyomuzdaki konuklarımı tanıtacağım. Seyahat yazarları kendisi Burcu Bingöl ve Tuğçe Şen. Baş hanımefendi bu akşam hem bizim hem de sizin konuğunuz olacak. Efendim yerinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz. Şanlıurfa'dayız. Aha. Kötü olmamız mümkün değil. Gayet keyifliyiz. Programınızın Harikasınız. konu olduğumuz için de ayrıca mutluyuz. Kesinlikle. Bizler de çok mutluyuz. Gerçekten böyle bu saatlerde Şanlıurfalıların, bölgemizin, ülkemizin hatta dünyadaki birçok noktada yayın yapan ve kanalın şu anda bizler de sizleri konuk ettiğimiz için oldukça mutluyuz. İsterseniz programımıza Tuğçe Hanım'dan başlayalım. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii ki ben Tuğçe Şenbaş. İstanbul'da yaşıyorum ve seyahat yazarlığı yapıyorum. Gezdiğim, gittiğim, gördüğüm yerleri kültürel, gastronomi, tarih açısından beni takip edenlerle ve sevenlerle paylaşıyorum. Evet. Peki Burcu abi sizi bir tanıyalım. Tabii ki Burcu Bingöl. Muğla'da ikamet ediyorum ben de. Ben de seyahat yazarı ve dijital içerik üreticisiyim. Seyahat etmeyi çok seviyorum ve bu doğrultuda bütün yurt içi ve yurt dışı seyahat deneyimlerimi, gezdiğim, gördüğüm yerleri, konaklama deneyimleri, yeme içme deneyimleri gibi yani seyahate dair aslında gittiğim yeri tam manasıyla beni takip edenlere gösterebileceğim ve fikir edinebilecekleri paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Tüm bu deneyimlerimi hem kendi web sitemde hem de sosyal medya kanallarımda paylaşıyorum seyahat severlerle. Bu şekilde. Yani seyahat yazarlığı aslında nedir? Gerçi siz biraz önce ufak da olsa tanımını yaptınız ama yani ben de gidiyorum, geziyorum mesela. Farklı bir şehri gezdim. Yazdığım zaman kendi blog sayfama, mesela Instagram sayfama yazdım. Ben de mi seyahat yazarıyım? Yani şöyle tam olarak sayılmaz aslında. Evet. Çünkü ben bunu şöyle açıklayabilirim. Benim de aslında ilk bu seyahatle ilgili bunu mesleki anlamda evrilmeme yol açan benim çıkış noktam şu fikirdi her zaman. Her zaman seyahat etmeyi çok seven ve gezen biriydim. Bir yere gitmeden önce mutlaka internette araştırmamı yapıp giderdim. Ve birçok noktada bilgi eksikliği olduğunu hep görürdüm. Derdim ki ya nasıl? Buraya daha önce mutlaka birileri gitmiştir. Ama niye bunu yazmamışlar? Niye bunu paylaşmamışlar? Merak ettiğim soruların yanıtını bulamadığım zaman da tamam, evet, ben bir platformda, bu artık hani o zaman Hiç tabii, o fark zaman için etmez aynen. konuşmuyorum. Neresi olabilir? Instagram kanalı olabilir, işte sosyal medya kanalları olabilir ya da kendi web sitemi kurabilirim ya da bazı seyahatle ilgili işte basın, yayın, gazeteler olabilir. Bu mecralarda yani bu deneyimleri paylaşmam lazım benim. Bu Evet. benim çıkış noktamda diyebilirim aslında. Bu doğrultuda da söz uçar yazı kalır dedik. Sosyal medyayla yola çıktık ama web site ayağa geldi devamında ve bütün deneyimlerim kalıcı olarak orada yer alıyor. Bir blog sayfası, web sitenizde şu anda hepsi Çok var. doğru. Evet. Süper. En azından merak edenler ve oradan girip bakabilir. Yayın sonunda onun da ismini zikredersek en azından izleyicilerimiz de bakmış Tabii olacaktır. ki. Seve seve. Tuğçe Memnun Hanım, sizin olurum. hikayenizle siz nasıl başladınız? Ben seyahat etmeyi zaten çok fazla seviyordum. Ailemle birlikte çok küçük yaştan itibaren hep seyahat ettim, yollardaydım. Fakat bendeki bu evrilme ve yazarlığa dönüşme şu şekilde başladı. Kendime ait notlar alıyordum. Nereler gezilir, nasıl gezilir diye. Burcu'nun da biraz önce söylediği gibi araştırma yaparken
Akıl defteri tutma gibi başladı bende de. Kendime dair bunları notlar alırken unutmayayım. Bu şekilde hafif hafif küçük küçük notlar alalım. Nerede ne yenilir, nasıl gidilir, nereler gezilir diye. Çevremdeki insanların, arkadaşlarımın da sormasıyla bu bir yazarlık işine döndü. Ve çeşitli platformlarda, kendi blog sayfamda, yerel ve işte ulusal basında da bazen biz gezginler olarak da yazdığımız yazılarda yayınlanarak oradan seyahat yazarlığına evrildi. Çok güzel. Şimdi geçmiş yıllara baktığımız zaman televizyonda eminiz ki birçok kişi bunu rahatlıkla hatırlar. Hani bir telefon operatörü reklamı vardı. Nil Kara İbrahim ile oynardı. İşte Özgür Çocuk. Şimdi sırt çantası böyle başında o şapkasıyla beraber gezerdi böyle. Oradan böyle aklımıza kalan bir şey var. Şimdi şunu merak ediyorum. Tek işiniz bu mu? Yani şimdi bizi izleyen birçok genç var. Soruları da alıyoruz. Hatta birçok vatandaşımız var. Şimdi artık son zamanlarda işte TikTok, YouTuberlık, sosyal medya fenomeni vesaire. Ama sizinki bambaşka bir mecra. Bir tek sosyal medya ile sınırlandırmak istemiyorum. Çünkü çeşitli basın yayın organları vesaire, orada da hizmet ediyorsunuz, yazı yazıyorsunuz. Tek geçim kaynağınız bu mu? Tek işiniz bu mu sizin? İstersen ben başlayayım, sonra sana söyleyeyim. Peki. Yani aynı anda olduğunda eğitim alanı farklı. Ben uluslararası ilişkiler mezunuyum. Ama hiçbir zaman bu eğitimi alırken de bu mesleği yapma isteğiyle almadım. Yani evet ya, ben bu alanda ilerlemeyeceğim, bunu meslek edinmeyeceğim diyordum. Yani ne yapmam gerektiği konusunda, yani o zamanlar evet, yani bu seyahat deneyiminin benim için böyle bir yere evrileceğini öngöremezdim belki. Ama son durumda bugün bakıldığında benim hem geçim kaynağım hem mesleğim dediğim bir duruma evrildi. Ve ben artık ne iş yapıyorsun diye sorduklarında seyahat yazarıyım diyorum. Evet, çünkü az önce de söylediğiniz gibi, yani bu sadece sosyal medyayla sınırlı değil artık. Evet. Kendi web sitemizde de yazıyoruz ve dediğiniz gibi birçok aslında basın yayın organlarında da yazılarımız yer alıyor. Yani şöyle, aslında freelancer'da çalışıyoruz da diyebiliriz. Yani hani mesleğimiz diyoruz ama işte bir kurumda, bir kuruluşun çatısı altında bakıldığında sabit gelirli, işte sigortalı bir çalışan değiliz elbette. Bağ kuruluyoruz. Kendi pirinizi kendiniz yapıyorsunuz. Evet, doğru. Yani senin tekrar ettiklerini etmeyeceğim. Çünkü Burcu'yla hem kendi işlerimiz, yani kendi işlerimizin dışında birlikte yürüttüğümüz iş partnerliği ortaklığımız da var. Aynı zamanda da prodüksiyon tarafımız da var. Yani gezdiğimiz yerleri yazarken, tanıtırken, kısa teaserlar yeri geldiği zaman içerik oluştururken, tanıtım filmi dediklerimizde iş partnerlerimizle de ekstra işler yapıyoruz. Yani aslında sadece yazmıyoruz. O yüzden evet, kendi çok işimiz doğru diyebiliriz. Şimdi ben gündüz program tanıtımını yaptığımızda birçok soru gelmişti. En ilginç sorulardan birisi de şuydu. Abi kebap işi yapıyorlar dediler. Harbiden, çünkü biz, ben de mesela arkadaşlarımla bir gezi yapmak istesek, yol ücretimiz var, konaklama ücretimiz var, masrafımız var, yeme içmemiz vesaire vesaire. Tabii eminim sizlerinki de vardır. Her zaman sponsor olmuyordur muhtemelen. Ama siz bunun karşılığında bir de para kazanıyorsunuz. Muhteşem bir şey. Ben hep söylüyorum. Gezerek para kazanmanın keyfi harika bir duygu. Yalnız orada şöyle ince bir çizgi var. Siz otele gittiğinizde, havuza girdiğinizde ben o sizin girdiğiniz havuzu çekiyorum. Siz mesai saatlerinde tatil yaptığınızda biz Burcu'yla hadi içerik oluşturalım, açık büfe kahvaltıyı çekelim diye siz orada yemeğinizi yiyip keyif yaparken biz çalışıyoruz. Aslında baktığımız, gördüğümüz her detayda ne üretebiliriz, buradan kesinlikle ne çıkarabiliriz, hep bu düşüncedeyiz. Yani keyifli olduğu kadar tabii ki zor yanları da var bu işin. Yani şöyle söyleyebilirim. Ya evet, ben işte bir atıyorum gezi programı sunucusu olacağım deyip yola çıkmak ne kadar sağlıklı bir düşünce olur ve yani bunu ne kadar hayata geçirilebilir olur. Ben bu işi meslek edineceğim ve para kazanacağım gözüyle bakıp yola çıkmak ne kadar sağlıklı olur onu bilmiyorum. Ama ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ki çok büyük beklentilerle başlamadım. 3 yıldır aslında bakıldığında profesyonel olarak bu işi yapıyorum.
Tabii ki başlarda bu tarz dediğiniz gibi sponsorlarımız yoktu. Bütün bütçelerimizi yani özür kendimiz... Şimdi şöyle bir durum var. Az önce ben sözünüzü kesmek istemedim de Tuğçe Hanım dedi ya, hani siz havuza girerken ben o havuzu çekmekle meşgulüm. Çok doğru. Veysel oradan bana bakıyor ki, diyor ki o havuzun yanına girse bana yeter. Daha tek derdimiz o olsun. Hakikaten tek derdimiz o olsun. Ama öyle değil. İşin yani derde baksanıza. Dert. Yani onu şöyle söyleyeyim. Biz kahvaltı yaparken Tuğçe Hanım'ın derdi açık büfe olarak bir içeri bilet nasıl çeksin? Ama öyle değil. Şöyle. Ama işte nasıl, bunlar da mesleki nasıl, şeyler. O zaman nasıl? Şöyle daha samimi anlatayım tabii, Burcu. Yani şimdi bizim seyahat yazarlığı kimliğimiz haricinde gezgin kimliğimiz var. Biz evet o dediğiniz gibi sırt çantamızı alıp yollara kendimizi vurduk. Bir şekilde buralara evrildik ama. Evet. Çok önemli. Bunun evveliyatını merak ediyorum. Aynen. Bugünlere kolay gelinmeden sırt çantasıyla zorlu basamaklar çıkmadı. Tabii yani, ki. Ben şunu çok net söyleyebilirim Burcu'yla ve benimle alakalı. Tırnaklarımızı kazıya kazıya gelmek deyimi vardır ya, ya da işte tabiri. O bizde şöyle, biz tırnaklarımızı söke söke geldik. Yani çünkü yapmamız gereken platform çok geniş bir platform. Bu havuzda çok fazla bizimle aynı işi yapan insan var. Yıl 2021, teknoloji çağındayız, dijital marketing çağındayız. İnsanlar artık bir baskılı gazete okumuyor. İnsanlar artık bugün televizyon kanallarında bile artık birçok başka bir platform eğildi. Yani televizyon bile izlemiyoruz. Yaptığımız işi en iyi ve farklı yapmalıyız. Yani bu Amerika'yı keşfetmek değil. Amerika'yı nasıl sunum yapabiliriz? Yeri geldiğinde biz odamıza çekildiğimizde, ekipmanları aldığımızda şöyle diyoruz. Tatil yapmayı çok özledik çünkü yoruluyoruz. Çünkü tatil yapmıyoruz. Yani evet geziyoruz. Hayat bize güzel. Bu tabiri de kullanıyoruz. Çok fazla yer görüyoruz. Çok güzel yemekler yiyoruz. Çok güzel insanlarla çok güzel hikayeler biriktiriyoruz. Yollardayız. Fakat her işin güzelliğinin yanı sıra yorgunluklarımız da var bu noktalarda. O yüzden sizler ne kadar güzel tatil yapıyorsunuz, biz tatil yapıyormuş gibi gözükerek çalışıyoruz ve yaklaşık Burcu'yla 1,5 yıldır kendi özel tatilimizi yapmıyoruz iş yoğunluğumuzdan dolayı. Evet. 1,5 yıldır kendi özel tatilinizi yapmamanın yanı sıra başka zorluklar neler mesela, bir de sizden dinleyelim. Yani başka zorluklar neler? Şöyle kendi tatilini yapmamak ve yani şey tabii ki mesela şu an Şanlıurfa'dayız. Tamam. Mümkün olduğu kadar burayı göstermeye çalışıyoruz. Bunlara odaklanıyoruz ve yeri geliyor bu paylaşımları, bu içerikleri üretmeye çalışırken işte atıyorum gidiyoruz Göbekli Tepe'ye. Birçok mecra için içerik üretmemiz gerekiyor ve sürekli birçok kanala kanalize şekilde düşünüyoruz. Evet işte Instagram'a story çekmemiz lazım. Instagram için post atabileceğimiz bir fotoğraf çekmemiz lazım. Web sitelere ve gazetelere yazacağımız yazılar için de fotoğraflar çekmemiz lazım. Çekebilmek için orada insanların olmaması lazım. 3 saat bekliyoruz artık. Orada insanlar şu tarafa doğru gitsin de. Eğer o 3 saati bekleme şansımız oluyorsa o bizim için güzel bir şey oluyor. Kesinlikle. Çünkü o esnada en azından tadını çıkarabiliyoruz. Ya da işte burası neresiymiş, gel işte tarihi bilgileri okuyalım. Biz de bu ambiyansı tadalım diyebiliyoruz. Ama zamanla yarışıyoruz. Gezilecek, görülecek çok yer oluyor. Bütün bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Gün ve saat kısıtımız oluyor. Spontane yetiştirmeye çalışırken koştur koştur. Çıkıyor. Yani bazen hakikaten şöyle kafayı kaldırıp da ay dur şu manzaranın biraz da 5 dakika bir tadını çıkaralım diyemediğimiz zaman olabiliyor ne yazık ki. Evet, yani bu profesyonel bir işe evrildiği için artık biraz daha paylaşım noktasında yorucu olabiliyor. Kesinlikle. Doğru. Yani oldukça da önemli. Yani bizler de mesela bilgiyle gideceğimiz zaman elbette sosyal medya hesaplarından bakıyoruz ama bana göre yani ben şahsi olarak biraz daha internet sayfalarından veya bildik blog sayfalarından incelemeyi daha doğru buluyorum. Şimdi Şanlıurfa'dasınız, Şanlıurfa'yı geziyorsunuz. Nasıl buldunuz Şanlıurfa'yı? Şanlıurfa'da bugün ikinci günümüzdü. Aha. Aslında henüz planladığımız rotanın bir kısmını uygulayabildik. Dün Harran tarafındaydık. Bugün de merkezde bir iki yer görebildik. Salı günü büyük ihtimalle dönüşümüz olacak. Yarın Hayfeti tarafında olacağız. İşte kalan günlerde de merkezdeki gezip görmeyi planladığımız diğer yerleri gezmeyi düşünüyoruz. Ama ilk izlenim insanı çok sıcakkanlı bir kere. İnanılmaz misafirperversiniz. Gerçekten böyle evimizde gibi hissediyoruz. Yani buraya gelmeden önce bende tabii ki bir ön yargı yoktu. Bunu açık yüreklikle ve samimiyetle söyleyebilirim. Ama şunu da biliyorum ki maalesef Güneydoğu şehirlerine karşı Batı şehirlerinde bir ön yargı maalesef üzülerek söylüyorum olabiliyor.
Yani gönül rahatlığıyla şunu da söyleyebilirim ki gerçekten buraya gelinmesi lazım. Ya bu insanları yakından tanımaları lazım. Onu açık yürekli söyleyebilirim. Gezilecek, görülecek yerlerle ilgili evet burada inanılmaz bir tarihi doku var. Müthiş mistik bir hava var. Bu tarihi dokuya yakından tanıklık etmek benim açımdan müthiş keyifli. Gerçekten çok büyük haz duyuyorum. Dün Harran tarafında gördüğümüz kalıntılar, dünyanın ilk İslam üniversitesi olarak anılan o Ören yerini görmek çok heyecan vericiydi. Kesinlikle. Eksik yönleri de elbette birazdan temeller kısmını onu alırız. Yani Şanlıurfa olarak evet, turizm anlamında hangi hususları göz önüne bulundurup nelere dikkat etsek çok daha iyi olur. Bunları biraz alacağım. Sizin Şanlıurfa ile ilgili izlenimlerinizi merak ediyorum ben. Bir kere her şeyden önce çok misafirperver karşılandık. Yani çok sıcak, çok samimi. Gittiğimiz, gördüğümüz birçok yerde tabii ki bir şekilde insanla iletişime geçiyoruz. Fakat burada hakikaten Burcu'nun söylediğine hani fazlası vardır, eksiği yoktur. İnsanın kendi evinde hissetmesi gibi bir şey yok yani. Hani bir de şöyle bir durum söz konusu. Özümüz burası aslında. Burada yani Anadolu toprakları, yani bizim geçmişimize bakıldığında buradan gelmeyiz. O yüzden insanın kendini buraya bir aidiyetlik hani hissediyor olması. 12 bin yıllık şehir yani. Hepimizin dedesi muhtemelen buradan gitmiş. Kesinlikle. Yani. 12 bin yıldan bahsediyoruz. Kesinlikle. Evet. Yani Urfa'yı ayrıca güzel bulmamın ekstra sebebi tabii ki çiğ köftesi. Yani şimdi bunu saklayamayacağım. Çok lezzetli yani. Yumurtalı köfte de. Yumurtalı köfte de efsane. Yani böyle hani hem gezelim de biraz da aç kalmayalım adı altında bakarsak olaya. Muhteşemdi yani o yüzden. Yani olay benim açımdan aç kalmamaktan ziyade aslında yani bu bir bütün. Turizm gerçekten kesinlikle bir bütün. Nasıl ki sizin sayısız gastronomik olarak coğrafik işaret almış lezzetleriniz, değerleriniz varsa ben özellikle seyahatlerimi planlarken işte Şanlıurfa'ya geldiğimde büyük bir zincir şehir otelinde kalmayı tercih etmiyorum. Daha buranın atmosferini hissedebileceğim, işte tipik bir mimari varsa eğer bölgede bu tarz bir otel varsa öyle bir yerde konaklamayı tercih ediyorum. Bölgedeki ne yenir ne içilir kısmını gelmeden önce muhakkak detaylı araştırıyorum ve onu da muhakkak deneyimlemek istiyorum. Dediğim gibi yani hepsi benim için bir bütün aslında. Yeme içme, konaklama, gezilecek yerler. Kültür, bunların evet hepsini birden deneyimlediğim zaman o seyahat bende çok daha yer ediyor. Evet. Verimli oluyor. Verimli evet oluyor. Kesinlikle öyle. Şimdi seyahat konusunu konuşuyoruz, işliyoruz. Tabii şu zamana kadar biraz da tecrübelerden falan yaşamış olduğunuz durumlardan, tecrübelerden, seyahatlardan konuştuk. Şimdi artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Artık. Öyle bir şarkı var değil mi? Neyse artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Öyle bir şey de vardı. Hatırlamışken onu söyleyeyim. Artık biz geçmişe dönüp baktığımız zaman yeni normalleşme. Yani yarın sabah uyandığımızda siz tüm dünyayı da aşılasanız bu artık çok mümkün olmayacak gibi bir şey. Tabii inşallah en kısa zamanda bu sorun biter. Ama sonuçta mevcut bir tabloda var. Haritaya baktığımızda bir taraf kırmızı, bir taraf turuncu, bir taraf masmavi. Doğru. Mavi olan yine burası. Evet. Biz de zaten hafta sonu yasakları kalkar kalkmaz dedik ki şöyle maviliklere doğru gidelim. Maviliklere en sevdiğimiz renk de zaten mavi olunca. Kesinlikle mavi. Kaçınma. Kesinlikle. Şu tarafa doğru gidelim. Zaten çok uzun zamandır Şanlıurfa'yı da rotamızda istiyorduk. Oradan bir hadi bakalım başlayalım. Tam da zamanı. Şimdi Tuğçe Hanım sizden başlamak istiyorum ben. Özellikle pandemi döneminde de siz seyahat etmeye devam ettiniz değil mi? Evet. Nasıl bunu başardınız? Covid oldunuz mu? Bunu yok çok şükür çok olmadınız. Şükür. Çok şükür olmadınız. İnşallah da olmazsınız. Bu sağlığımla böyle biter gider. Nasıl seyahat ettiniz? Nerelere gittiniz bu Covid-19 sürecinde? Nelere dikkat ettiniz? Sizden mi dinleyelim? Pandemide seyahat nasıldı? Yani tabii ki o yasaklar olduğunda, seyahat yasakları ve kısıtlamaları olduğunda belli bir süre hepimiz evdeydik. Herhangi bir seyahat yapamadık. Daha duruma bakma gereği duyduk. Hani öngörü dediklerimiz hani birazcık bekleyelim, bizi acaba neler bekliyor kısmı vardı. Ondan sonra yazın yasaklar kalktığında ilk rutum Ege Akdeniz'di herkes gibi. 12 günlük bir seyahate çıktık. Fakat nasıl kendimi izole ettim evet hani öyle söyleyeyim. Bir kere her şeyden önce hani çok klasiktir ama o dezenfektanlar, böyle sürekli sıkmalar, maskeler tabii ki vardı ama yapılan yolculuklarımız bizim
İşte uçak seyahatlerimizin dışında özel arabalarımızla da oldu. İşte belki biraz önce de söylediğiniz gibi bir süreç var artık. Hani evet. Burada bir evrilme yaşadık. Alışkanlıklarımız değişti. Artık eskisi gibi değiliz. Hı-hı. Olamayacağız da. Burada kendimi de seçtiğim otellere göre de işte daha butik, daha küçük, daha izole edilmiş yerlere, daha bakir yerlere göre, yani işte Ege Akdeniz dediğimizde evet bir kalabalık ortam olmasına rağmen kendi içerisinde aslında bakir kalan yerler var. Buraları daha çok fazla tercih ettik. Yani evet 5 yıldızlı oteller de tercih edilebilir. Fakat hani orada bile bölgeye göre ayrıştırılmalı diye düşünerek plan programımı yaptım. O yüzden de sağlık yönünden herhangi bir sıkıntı yaşamayıp çok keyifli tüm pandemi boyunca seyahatlerimi gerçekleştirdi. Yani çünkü bu bilgiler bizim için önemli. Bu pandemi biteceği yok. Bitmeyecek. Yani çünkü havalar ısınıyor. Yarın insanlar şehrimize gelmek isteyecek, bölgemize gelmek isteyecekler. O yüzden bu almış olduğunuz tedbirlerin neticesinde yapmış olduğunuz seyahatlerden aldığınız bilgiler bizim için önemli. Şimdi şöyle bir şey aslında. Bugün havalimanlarında bile, şimdi öncelikle bu dünyanın bir sorunu, sadece evet, Türkiye'nin doğru. değil. Bu yüzden bu bir sağlık problemi olduğu için her insanda da kendine özel tabii ki dikkat ediyor. Fakat dünya olarak da ciddi anlamda alınan tedbirler var. İşte havalimanlarında bugün bir sürü termal kameralar olsun, dezenfektanlar olsun, ekstra alınan bir sürü önlemlerden kaynaklı olarak zaten sizin seyahatiniz kolaylaşıyor. Kişiler de tabii ki seyahat etmek istiyor. Psikolojik açıdan çok ciddi anlamda zor da bir süreç geçirdik. Şimdi evlerde oturmak hiç alışkın olmadığımız bir durum. Televizyonlarda izlediğimiz o filmleri yaşar hale geldik bakıldığında. Alışa gelmiş bir şey değil, öyle değil mi Burcu, yani evet, sonuçta. Evet. Bu yüzden hani Urfa'da hani geldiğimizde en son seyahatimiz oldu. Urfa'da da bugün mekanlar hani şükür bizim şansımıza açıldı ama orada bile bizi ağırlayan işte esnafımız, restorantımız, otellerimizde bile ciddi anlamda bir tedbir söz konusu. Evet. Şimdi ben Burcu Hanım'a döneceğim. Dönmeden önce bir mesaj var. Çok değerli Şanlıurfa'nın iç mimarlarından Osman Fındık Bey de yayınımızı izliyor. Bize mesaj atmış. Kendisi ve programımızı izliyor. Biz programda seyahat etmenin zorluklarından bahsederken kendisi mesaj atmış. İnsanlar evde otururken biz onların evini yıkıp yenileyip tekrar da onlara verdik ve hiçbir hastalıkla karşılaşmadık diye. Yani oldukça onların da işi zor. Kendisiyle de bir pandemi programı yapmıştık. İç restorasyon, iç mimarlık anlamda evde bir restorasyon yaparken ne gibi hususlara, tamiratlar yaparken ne gibi hususlara dikkat etmemiz lazım. Kendisi de oldukça önemli bilgiler vermişti. Ona da buradan teşekkürlerimizi sunalım. Biz de selamlarımızı iletelim. Evet, sağ olun diyelim. Şimdi siz nasıl bir yol izlediniz bu pandemi sürecinde? Size seyahat ettiniz mi? Beraber mi seyahat ediyorsunuz yoksa bazen ayrı çıktığınız da oluyor mu? Tabii. Yani ben çoğunlukla aslında eşimle seyahat ediyorum. Ama Tuğçe'nin de programın geçmiş dakikalarında söylediği gibi birlikte çıktığımız seyahatlerimiz, beraber aldığımız işler ve projeler oluyor. Bu doğrultuda birlikte de çalışıyoruz. Ben dediğim gibi eşimle daha sık seyahat ediyorum aslında. Hı hı. Muğla'da yaşıyorum. Muğla'da yaşamak benim için gerçekten avantaj. Çok da seyahat etmeye gerek olmayan bir yerde yaşıyorsunuz zaten. Yani hayır değil, tatil yapmaya evet. gerek olmayan diyelim. Doğrusu o olur. Ya aslında tabii seyahat de sunuyor ama yazın herkes tatile evet. giderken biz hani yarım saatte böyle denizimize gidebiliyoruz falan. Çok keyifli yani gerçekten. Muğlalı değiliz aslen ama fahri bir Muğlalıyız diyebilirim. Muğla noktasında çok iddialıyım. Web sitemde yazdığım birçok yazıda Google'da hep Muğla ile ilgili ön plana çıkabiliyorum. Yani bugün Muğla ile ilgili bir şey yarattığınızda benim siteme denk gelmeniz oldukça olası. O noktada biraz mütevazı olamayacağım, ne yalan söyleyeyim. Çok seviyoruz, gerçekten bir Muğla aşığıyız. Elimizden geldiği kadar da hem doğayı hem tarihi tanıtmak için çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Muğla'da olduğumuz için ve yazın pandemi döneminde de bunun avantajını şöyle yaşadık. Yani orada yaşıyor olmak tabii ki oranın herkesin tercih etmediği, herkesin bilmediği yerlerini bilebilmemizi, keşfedebilmemizi sağlıyor.
İnsanlar 7 günlük tatile geliyorlar, bir bölge tercih ediyorlar. İşte otelde kalıp, otelin sahilini kullanıp, havuzunu kullanıp dönüyorlar. Ama biz her hafta sonu farklı bir koy, farklı bir plaj keşfedebiliyoruz. Ve pandemi döneminde de bunun nimetini gerçekten yedik diyebilirim ekmeğini. Hiç kıskanmıyoruz değil mi böyle anlatırken? Pandemiyle bağdaştırıyorlar ya. Ama öyle şimdi bir bakın. Bir pandemi dönemi diyorlar ya, şimdi buradan insanlar biz hepimiz kaldık evde, ciddi anlamda. Evde kalmadığımız dönemde de çalıştık. Sahadayız çünkü basın mensup olarak. Bir yandan çalışmalarımız devam etmekte. Amacım kıskandırmak değil. Amacım şunu vurgulamak. Beni takip eden biri Muğla'ya tatile geldiği zaman herkesin gittiği kalabalık plajlara gidip virüs kapma ihtimaliyle tatil yapmak zorunda değil. Çünkü ben kimsenin bilmediği koyları öneriyorum ve oraya gidip çok rahat izole şekilde denizine girebilir. Keyfini yapıp, tatilini yapıp dönebilir. Şunu sorayım o zaman. Tabii. Buraya İkiniz geldiniz, iki arkadaş olarak, iki seyahat yazarı olarak geldiniz. Muğla'dan, İstanbul'dan. Şimdi iki kadın olarak elbette malumunuz önümüz 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü'nde şimdiden kutlarız. Sizinle çok teşekkür ederim. Ayrı ayrı kutlu olsun. Sağ olun. Şimdi şöyle bir durum var. İki kadın olarak tek başınıza seyahat etmenin zorlukları var mı? Niye bu soruyu soruyorum? Şimdi siz dediniz ya, işte beni takip eden Muğla'ya geldiği zaman kalabalık bulacak gitmez. Oraya gitmez, buraya gitmez. Şimdi atıyorum, sizleri takip eden kadın takipçiler, kadın izleyicilerimiz, yani sizin yolunuzdan giderse rahat eder o zaman. Bir minvalde bakacak olursak. Evet. Yani yaşadığınız zorluklar var mı? Ve kadın seyahatçilere neler söylemek istersiniz? Seyahat etmek isteyenlere ya da. Yani evet, dünyada da tabii ülkemizde de tek başına kadın olarak seyahat etmek çok herhalde toplumumuzun da böyle alışkın olduğu bir durum değil ve bir kere toplumdan ziyade en başta kendi ailelerimizle ilgili bile hani şey olabiliyor. Yani hani sosyal medyada bile bu tarz hesaplar vardır. Anne ben gezgin oldum mesela. Yani hani anneler işte sürekli arar, sürekli sıkıştırır, merak eder, sorar vesaire. Başta tabii yani dediğim gibi ailelerden bile alışkın olmadığımız bir durum ve çok kolay kabul edilebilir bir durum değil. Tabii ki zorlukları var. Yani Tuğçe'ye de birazdan sözü aktarırım. O da zorlukların detaylarını bahseder ama yani kadın olarak her platformda olmalıyız. Bu sektörde varız ve gerçekten zorluklarına rağmen bir şekilde ilerleyebiliyoruz. Yani ilerlemeliyiz ve şey hani bakıldığında yani nasıl anlatacağımı bilemedim ama yapılmayacak bir şey değil ya. Yani hani bir şekilde bir yerden karşına güzel insanlar çıkıyor, durumu kurtarıyorsun. Ya zorlukları olsa da bana göre artı eksi değerlendirmesi yapıldığı zaman aslında artıları çok daha fazla ve çok keyifli. Çok güzel. Bunu sizden duymak yani ülkemizi birçok yeri gezip, detaylı gezip, fotoğraflayıp, benim için fotoğraf çok önemli. Fotoğraf dediğimiz böyle alıp fotoğraf çekmek değil, fotoğraflamak zihinsel anlamda da çünkü zihinsel anlamda çektiğiniz kareyi oraya yansıtıyorsunuz aslında. Fotoğraflamak gerçekten benim için çok önemli. Yani sizden bunu duymak benim için çok güzel oldu. Efendim siz neler açıklamak istersiniz? Öncelikle şöyle, Burcu'ya %100 katılarak ekstra şunu eklemek istiyorum. Tabii ki zorlukları var, yok değil. Fakat şu çok klişedir aslında ama bunu belirtmek istiyorum. Türk toplumu olarak çok misafirperveriz bir kere her şeyden önce. Zorlukları yaşadığımızda, yaşarken de o kadar güzel insanlar çıkıyor ki karşımıza çok şükür. Bunlar tolere edilebiliyor. Ve bize aslında hemen hemen neredeyse çok zor olmuyor mu? Tek başınıza seyahat ederken sıkıntı yaşamıyor musunuz? Ya da işte birlikte seyahat ederken ya bu kadar her şey nasıl mükemmel olabiliyor gibi şeyler de soruluyor bakıldığında öyle değil mi? Evet. Kullanıcılarımızdan geri dönüyor, anket hazırlıyoruz. Ya da ben de soracağım o soruyu. Gerçekten yani, nasıl? Yani her şey bu kadar mükemmel toz pembe mi diye ben de değil. Soracağım. Şimdi bunu tamamlayıp o soruya geçelim isterseniz. Yani bunu da hani anketler açtığımızda çok objektif olarak yanıtlayabiliyoruz. Fakat şu bir gerçek, hani bu olayın yurt içisi yurt dışısı yok. Doğusu, batısı, Karadeniz'i, Akdeniz'i yok. Yani yaşanılan zorluklar, örnek veriyorum, İstanbul'da da yaşanılabilir kozmopolitik olarak, bir kadın olarak. İzmir'de de yaşanılabilir, Van'da da yaşanılabilir, Urfa'da da yaşanılabilir yaşanmak istedikten sonra. O yüzden bizler tabii ki bu durumu, krizi aslında nasıl yönetiyoruz? Ya da ki kriz yaşayabilecek çok şükür hiçbir olay yaşamadık çok o şükür noktada. Profesyonel olarak çünkü yaptığımız iş belli,
Ondan sonra ulaştığımız kitleler belli bakıldığında aslında o noktada da. O yüzden evet zorluklarımız var. Motivasyon olarak iniş çıkışlar yaşayabiliyoruz ama bu noktada çok büyük sıkıntı bir kadın olarak seyahat etmenin zorluğunu ben kendi ülkemde hiç yaşamadım açıkçası. Evet evet, yani kendi ülkemde doğru. Ben de bunun evet. altını çizebilirim, altına imzamı atabilirim. Bizim ülkemiz bu anlamda çok daha avantajlı. Ki biz biraz daha Tuğçe ile konforlu gezginleriz desem doğru tanımlamış Kesin. Olur muyum? Hiç yani. Türkiye'de evet. sırt çantasıyla yola çıkıp tüm Türkiye'yi otostopla gezen, yalnız seyahat eden kadınlar da var. Evet. Ve şükür ki yani hiç bununla çok ilgili şükür. Kötü bir haber bile duymadık mesela. Bu kadar maalesef kadın cinayetleri ya da kadına şiddet yaşanan bir ülkede aslında değil mi? Yani evet. kadın olarak tek başına seyahat eden insanların programını güvenle tamamlayıp evine dönmüş olması mükemmel. Ufak tefek sıkıntılar da olsa yani oluyordur illaki oluyordur. Yani ya bende de oluyor. Herkes erkeklerde de ya herkes de olabilir. Kesinlikle. Yani bunu bir şey söyleyeyim mi? Bunu kadınlara, kadın seyahatçilere ya da tüm şehre, ülkeye bağlamamak lazım. Kesinlikle. Çok doğru. Çok doğru. Hiçbir şeye bağlamamak lazım. Yani atıyorum belki benim bugün yüzüm asıktır. Veysel bana burada farklı bir şey de diyebilir. Yani bu hakikaten bu apayrı bir olay olarak bir tarafa koymak istiyorum. Şunu merak ediyorum ben. Değerli iki konuğuma da sormak isterim. Her şey mükemmel mi gidiyor? Atıyorum hakikaten yemek geldi çok güzel. Şak çektik birazdan paylaşacağız. Bir kaşık yedik. Nasıl? Gerçekten mi? Canlı yayındayız değil mi? Evet canlı yayındayız. Yani ben şöyle kendi adıma yanıtlayabilirim. Hani başta da söylediğim gibi bu bütün gittiğim yerde dediğim gibi yani bütün deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bu noktada da tabii bazen objektif olmak zor olabiliyor. Şimdi kırmak incitmek de istemiyorsun bazı insanları. Yani şimdi Kesinlikle. Hani özellikle bu gezgin kimliğimizle bir restorana oturduğumuzu bilen restoran sahibi de çok böyle hani yere de vursak üzülür, kırılır vesaire. Tabii ki yani onun bir ölçüsü var ama ben de şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bilirim ki hiç memnun kalmadığım yani asla hani onaylamayacağım bir deneyimimi çok parlatıp çok mükemmelmiş gibi sunamam. Yapamam. Evet. Yani benim web sitemden, benim sosyal medya paylaşımlarımdan biri girip Burcu buraya gitmiş. Hı-hı. Ben de oraya gittiğimde burayı deneyimleyeyim deyip gidip yani bana da hakaret edecekse yok ben o mesuliyeti kabul edemem. O topun da altına girmek istemem. Evet. O yüzden yani böyle hani tatlı tatlı eğer bir memnuniyetsizlik varsa çok da kırmadan üzmeden şey yapmıyorum yani böyle. Minnoş burası minnoş. Da, burası da çok mükemmel kesin gidin demiyorum ama çok memnun kaldığım deneyimlerimi de kendi tabirlerim var. Diyorum ki buju yollardadan yıldızlı tavsiyedir. Okkalı tavsiyedir. Artık benim o ipuçlarımdan bence takipçilerim iyi kötü anlıyorlar ne demek istediğimi. Evet, kesinlikle. Sizin hangi ipuçlarını anlıyorlar? Yoksa ipucu yok direkt yazmıyor musunuz? Ya da bu yemek kötü mü diyorsunuz? Yani siz merak ettiğim için. Yani şöyle, yapılan iş gereği aslında çok ince bir detaydır bu. Çünkü evet. bu aslında iş olmadan önce diyorum ya, gezgin kimliğimizde bizler de yurt içi yurt dışı seyahat ettiğimizde birçok internet sayfasından araştırıyorduk. Bizim de gittiğimiz yerlere işte 5 yıldız buraya denildiğinde ve biz oraya gittiğimizde nasıl yani 5 yıldız burası mı ama burada bu olmayıp diye bir memnuniyetsizlik olduğunda bu duyguyu hani kendimiz yaşadığımız için bunu da takipçilerimiz ve seyahat severlerle bu şekilde paylaşmak hiç istemiyoruz. O yüzden kendi adıma söyleyeyim. Yani yazmama gibi bir durumumuz yok hiçbir zaman tabii ki. Tabii bu da bir tercih meselesi ama nacizane olumlu ve olumsuz yönleri açık açık belirtiriz. Evet, aktarmak gerekiyor. Burada sadece naif olmaya, oradaki uslube hani kırmamaya evet. dikkat ediyoruz sadece. Çünkü bu zamana kadar da çok büyük böyle bir olumsuzluk da yani ben en azından kendi şahsım adına çok fazla evet, yaşamadım. Evet, onu da vurgulamak lazım, altında çizmek lazım. Gerçekten böyle kesinlikle asla tavsiye etmeyeceğim bir deneyimde yaşamadım. Evet, görecelidir bu tarz şeyler bakıldığında. Evet, yani evet. senin çok memnun kaldığın bir yerden ben çok memnun kalmayabilirim. Kesinlikle. Tercih meselesi. Tercih meselesi. Evet. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz fakat program tanıtımında da yer verdiğimiz gibi yeni normalleşme sürecinde rotalar, gezi rotaları, tatil rotaları.
İsterseniz onunla ilgili önerilerinizi alalım. Daha sonra programı kapatacağım. Nereye gidelim? Neler yapalım? Elbette bizi Şanlıurfa dışında izleyen birçok değerli izleyicimiz var. Onları elbette Şanlıurfa'ya bekliyoruz. Mavi haritada olduğumuzu da tekrardan hatırlatıyoruz. Nereye gidelim? Şanlıurfa dışarıdaki insanlar neden buraya gelsin? Ondan kısa bir şeyler alalım. Daha sonra toparlayalım. Yani bahar, ilkbahar aylarına girdik artık. Havalar çok güzel ve dediğiniz gibi bu bölgeyi gezmenin bence en keyifli, en güzel zamanı. Daha önce gelmedilerse, görmedilerse muhakkak Şanlıurfa'ya ya da çevre illere gelsinler. Ve tabii ki yine pandemi koşullarında önlemlerimizi alarak, sosyal mesafeye dikkat ederek, maskelerimizi takarak, işte hijyenimize dikkat ederek, artık bunları ezberledik zaten. Kesinlikle. Bu şekilde yaşamaya alışmak zorundayız. Tamamen izole bir yaşam. Yani evet, hayat bir müddet eve sığdı ama bu hep böyle giderse bir yerden sonra sığmayacak gibi ve sığmamaya başladı da bir şeyleri hayatımıza bu koşullarda entegre etmek durumundayız. Bu seyahat için de geçerli. Çünkü insanlar gezmeyi seviyor, tatil yapmayı seviyor. Bu şartlarda ve koşullarda otellerini daha Tuğçe'nin de söylediği gibi butik oteller seçerek, işte ortak kullanım alanları çok olmayan, belki işte bungalov oteller olabilir, bu tarz tekil, glamping denilen bir konaklama sistemi son zamanlarda oldukça popüler, lüks çadırlar, büyük çadırlar şeklinde tanımlayabiliriz sanırım. Tatil yapacaklarsa bu tarz şeylere yönelebilirler. Ben bunları söyleyebilirim. Valla maviliklerden başlayalım. Urfa başlangıç noktası. Evet. Buradan bismillah deyip ben Doğu ve Güneydoğu aşığı olarak buradan bir başlayalım, devam edelim artık. Yol nereye götürürse diye devam ediyorum Uğur Bey açıkçası. Efendim, bizler size de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür yayına ederiz. Yayına sunmuş olduğunuz katkılardan dolayı. Çok güzeldi. İsterseniz kapanış mesajınızı alacağım. Ama programı ben kapatmayacağım bu akşam. Programı sizin kapatmanızı rica edeceğim. Nedeni ise malumunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bizde artık 2 gün kaldı. 2 gün sonra elbette 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programını yapacağız. Ne alaka diyebilirsiniz. Genelde hep bir söylem vardı eskilerden kalan. Son sözü erkekler söyler. Biz diyoruz ki son sözü değerli konuklarımız söyler, değerli kadınlarımız söyler. Bu kapsamda konuklarımızı, çok değerli konuklarımızı bizlerle buluşturan başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Zeynep Abidin Beyazgül'e, Daire Başkanımız Mahmut Uçmak Bey'e, Sosyal Medya Koordinatörümüz Abdullah Tek Bey'e, Yunus Emre Demir Bey'e hepsine teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Başta eşim olmak üzere tüm annelerimizin, tüm çalışanlarımızın, Veysel Bey'in ailesinin, Metin Bey'in, Adem Bey'in, Yahya Bey'in, Ali Bey'in hepsinin, tanıdıkların tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz. Bizlerden bu akşam da bu kadar. Başka bir Haydi Konuşalım programında görüşmek üzere diyoruz ama kapatmıyorum. Mesajınızı ayrı ayrı alıp daha sonra siz iyi akşamlar deyin ve programı kapatın. Burcu, son sözü kadınlarımız söylesin. Son güzel. Sözü konuklarımız söylesin. Teşekkürler. Burcu, güzel bir kapanış yapalım. Yapalım en son kardeşim. Urfalıyam ezelden diye ufak bir kupta okuruz belki birlikte. Bilemedim ama... Öncelikle bizleri ağırladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir programdı. 2 gün boyunca Urfa'daydık ve hala da devam ediyoruz bu gezimize. Bizleri takip etmek isterseniz seyahat severler olarak bakmadangezme.com, Instagram, Facebook ve internet sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Deneyimlerime eşlik edebilirsiniz. Belki kendinizce fikirler verebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ya da bana da yol haritası olabilirsiniz. Burcu, sözü sana bırakayım artık o zaman. Ben de gerçekten burada olmaktan büyük keyif aldım. Bizi konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Urfa seyahatimizi şenlendirdi. Gerçekten çok güzel bir deneyim Kesinlikle. Oldu. Benim için unutulmayacak bir anı oldu bu gerçekten. Onun dışında ne söyleyebilirim? Buju Yollarda ismiyle beni Instagram hesabımdan ve web sitemden takip edebilirsiniz. Tüm seyahat deneyimlerime ulaşabilirsiniz. Aynı Tuğçe'nin dediği gibi aslında yani bu bir bilgi alışverişi, fikir alışverişidir. Benim de sizlerden öğrenecek şeylerim olabilir. Benim daha önce gitmediğim yerlerle ilgili belki sizler bana fikir verirsiniz. Takip etmenizden büyük keyif duyarım. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Ayrıca şehitlerimiz için de tüm ailelerine başsağlığı dilerim. Ülkemize de.
Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanlar cennet olsun. Tüm şehitlerimizin de ruhu şad olsun diyoruz. İyi akşamlar dileyip bunu artık. Bunu anmadan kapatalım. Tabii ki, tabii ki son olarak. Evet. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.